aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Değerli izleyenler, Akıl Beyin Kültür Programı'nda bugün demokratik ve otokratik özellikler nelerdir? Kime demokrat denir, kime otokrat denir? Bunu tartışmak istiyoruz. Bir de demokrat deyince liberallik de anlaşılıyor. Yani liberallikle demokrat olmanın farkı nedir? Otokrat olmakla otoriter olmanın farkı nedir? Bu konulara değineceğiz. Bu aslında demokrat ya da otokrat deyince hep siyasi çağrışım yapan bir kelime ama daha çok bu kişinin yaşama bakış tarzıyla ilgili. Aile içerisinde de bu geçerli. Onun için hep demokrasi ailede başlar demeye çalışıyoruz. Yani kişi ailede bunu yapabiliyor mu? Bir kişinin amacı adaletse bu çağdaki yöntem ne? Belki 100 sene, 200 sene önceki yöntemi farklıydı ama bu çağda amacı adalet olan kimsenin yöntemi demokrat mı olacak? Ailede de bu ne kadar geçerli? Günlük hayatta ne kadar geçerli? Bunu analiz edeceğiz. Biraz böyle çeşitli çağrışımlar yapan bir program. Sultan Hocam ve bunun düşünce temeliyle ilgili yorumlar yapacak bize. Nörobiyolojik temeliyle ilgili. Deniz Hocam siyaset bakışıyla ilgili yorumlarını yapacak. Biraz bugün mayınlı arazide de gezebileceğimiz bir program. Bizi merakla dinleyeceğinizi ümit ediyorum. Değerli izleyenler, Akıl Beyin Kültür Programı'nda zıtları çarpıştırıyorduk. Bugün demokrasi ile otokrasiyi çarpıştıracağız. Bunun insan zihnindeki karşılığıyla ilgili ben hemen Sultan Hocam'la giriş yapmak istiyorum. Daha sonra toplumsal boyutuyla ilgili ve burada benim kitapların birisinde olan böyle dirayetli liderlik, demokrat liderlikle ilgili bir ölçek var. O ölçeğin bazı maddelerini okumak istiyorum ve şu anda da hemen notunuzu da alabilirsiniz. Bunu hemen tweet'te, sosyal medya mecralarında bir test halinde size sunacağım ama burada bazı önemli maddelerinden, bazı maddelerinden söz edeceğim. Süremiz yeterli olduğu kadar. Bu nedenle bunu da vurgulamak istedim. Evet hocam, siz ne diyorsunuz? Bana topu attınız ama ben topu bence Deniz Hanım'ın olduğu öyle yerde mi? Ben başlamayayım. Bu kadar hocam, mayınlı bir alanda sınırları belirlesin, sonra biz yürümeye devam ederiz. Yani hocam şeydir bak, Galatasaraylı'dır. Şimdi direkt gol atmaya çalışır onun için. Yok ben şimdi çok dikkat ederseniz mayınlı arazi diye siz söylediniz hocam başında. Biz teorik temelli gidelim işe. Yani Demoskratos'tan başlayalım. Demoskratos'tan başlayalım. Yani aslında birçok felsefeci insan açısından, yani insanın özgürleşme mücadelesinin tarihin temel dinamiği olduğuna inanır. Ve o yüzden de bazı yerlerde tarihin sonu tezleri geçerli olmuştur. Mesela Francis Fukuyama işte 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının arkasından Amerika'nın bütün savaşları kazandığı, dolayısıyla demokrasinin şampiyonu olan bir ülkede bunları başardığına göre tarihin sonu gelmiştir. Yani bu dinamik bitmiştir diye bir tanım kullanmıştı. Keza Hegel'in mesela Germen İmparatorluğu'nun dünyaya hakim olması tarihin sonu gelecek, onu getirecek olan şeydir diye iddiaları vardı. Yani aslında böyle felsefeciler falan bakıldığı zaman hakikaten böyle tarihin sonunu getirecek kadar önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünmüşlerdir. Yani Hegel'in Germen İmparatorluğu da aslında herkesin özgür olacağı bir düzeni öngörüyordu onlar açısından. İdeali, Alman idealizmin en sistemci filozofu biliyorsunuz.
Şimdi bu özgürlük demokrasi dengesi aslında bazen karıştırılan da şeyler. Mesela cumhuriyetle demokrasi de çok karıştırılır birbirine. Cumhuriyetle demokrasi birbirinden farklı şeylerdir. Yani cumhuriyet meşruti olmayan, yani meşrut diyorum mutlaki olmayan, kralın, kraliçenin olmadığı, işte şahın, padişahın olmadığı her rejim seçimde cumhuriyettir. Halkın kendini yönetmesi olarak tanımlanır. Ama demokrasi bu yönetim biçiminin kurallarına dairdir. Yani nasıl şekilleneceğini, halkın iktidarı diyor ama onun içerisinde bir sürü şey var. Hele bunun ötesine, bir adım ötesine gidip özgürlükçü demokrasi, liberal demokrasi dediğimiz şeye doğru geçtiğinizde artık konu bambaşka bir noktaya gidiyor. Azınlık haklarının korunması, yasama ve yargının bağımsız olması, birbirinden kuvvetler ayrılığının çok net bir biçimde birbirinden ayrıştırılması, seçim sisteminin adaletli olarak düzenlenmiş olması, sandıklarda sandık güvenliği, insanların mülkiyet güvenliği, işte televizyon medya mecralarının çok sesli, çok renkli, herkese açık olarak şekillenmiş olması, yani iktidarın etkisinin çoğunluğun fikirleri doğrultusunda değil, daha ziyade korunması gereken azınlığın haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesini kapsar. Şimdi 1990'lı yılların sonunda Ferit Zekeriya bir makale yazdı. İlliberal demokrasilerin, yani özgürlükçü olmayan demokrasilerin yükselişi diye. Ki bakın küreselleşme, demokrasi, George Soros'un devrimleri, onların falan estiği dönemlerde şunu söylüyordu. Özgürlükçü olmayan demokrasiler yükselişe geçecek. Bu hakikaten 2001'den sonra çok gerçekleşti. İşte ilk 11 Eylül saldırısından sonra insan hakları meselesi çok ikinci plana atıldı. Yani o CIA uçakları falan inip kalktıkça, işte insanlar Guantanamo'da hapislere atıldıkça, yani temel problem yargılama etiği, yargılama esasları falan, bunların hepsi kenara bırakıldı. Çünkü büyük bir güvenlikleştirme sürecine girildi. Demokrasi var mıydı? Vardı. Herkes oy atıyordu. Demokrasi bu. Ama bazılarının hakları savunulurken terörist olma ihtimali olan bazı insanların hakları tamamen ortadan kaldırıldı. Bu terörist olabilir diye düşündükleri herkese karşı çok acımasız davrandılar. Yani terörist olabilir demenin de tek yolu başı bağlı, sakalı var mı, Arapça konuşuyor mu? Bunlar onlar açısından terörist olabilir statüsüne giriyordu. Sonrasında o 2001'den sonra 11 Eylül saldırısından sonra böyle bir İslam'a karşı bir kuşku, bir korku oluşmaya başladı. 2008-2009'da da başka bir problem ortaya çıktı. Devlet ekonomik anlamda, ekonomik krizden sonra sisteme geri dönüş yaptı. Bu sefer şirketlerin ve çok uluslu yapıların devlete bağımlılığı artmaya başladı. Devlet elindeki kaynaklarla bazılarını kurtardı. Lehman Brothers'ı batırdı mesela. Citigroup'u kurtardı Amerika'da. Bu devletin ekonomik olarak kaynakları kendi başına yeniden dağıtmaya başlamasına yol açtı. Ve o yıllarda işte bu Çin'in falan yükselişine de tekabül ediyor. Liberal demokrasiler, yani özgürlükçü kapitalist pazarlar büyük hasar alırken daha devlet güdümünde büyüyen pazarlar daha kontrollü ve kendilerini koruma imkanı buldular. Ve işte state kapitalizm dediğim, devlet kapitalizmi, devlet merkezli ya da devlet yönelimli kapitalizm denilen yeni modeller çıkmaya başlandı. Artık piyasa liberalizmi, piyasa demokrasisi eskisi gibi yoktu. Devlet regülasyon yapıyordu. Şimdi burada artık liberal demokrasinin aşına gittiğinden söz ediyoruz. Şimdi üçüncü kriz, pandemi krizi oldu. Şimdi artık bütün verilerimizin sistemin merkezine doğru gittiği, bireysel anlamda böyle takip mekanizmalarının tamamen altında kaldığımız bir düzen. Giderek daha illiberal, özgürlükçü olmayan düzenlere doğru dünya satında bir zamanın ruhunda değişim var. Bu şu anlama geliyor. Yani evet, sandığa gidip oy vereceksiniz. Belki onu da vermeyeceksiniz. Yani o artık dijital dönemde öyle bir hale de gelebilir ki, yani bütün bir 5 yıllık dönem boyunca, son seçiminizi yaptığınızdan itibaren 4 ya da 5 yıllık dönem boyunca, artık kaç yılda bir seçim yapılacaksa, sizin bütün sosyal medya üzerindeki satın alma problemleri, davranışlarınız hakkındaki falan bütün verinizi topluyor. Ve diyor ki sen aslında A partisine oy vereceksin. Yanılıp da B partisine verme, ben senin yerine A partisine vermiş gibi not alıyorum kenara. Çünkü bütün o dijital parmak izi dediğimiz şey, bütün dijital izlerinizden sizin aslında kime oy verebileceğinizi çıkartacak bir algoritma çalışıyor arkada. Yapay zeka çalışıyor. Yani yeni demokrasi muhtemelen bizi sandığa götüren bir demokrasi değil, sandıkta ne kullanacağımızı önceden belirleyen bir demokrasiye de dönüşebilir. Yani yeni dönemin bambaşka demokrasi algıları söz konusu olacak. Şimdi bu demokrasi meselesinin özgürlükçü hale gelebilmesi için en önemli koşullardan bir tanesi çoğunluk iktidarına dayanmamasıdır aslında. Yani çoğunluk iktidarı, çünkü
çoğunlukçuluk haline geldikten sonra çoğulculuğun önüne geçen bir şeydir. Diyelim ki %50 artı 1 ile iktidarı ele geçirdiniz. %49.9'un bütün arzu ettiği her şeyi kenarda bırakıp canınızın istediği gibi davranacak bütün haklara sahip olabilirsiniz. Hem başkanlık sistemleri böyledir mesela. Parlamentoda falan frenleyebilecek mekanizmalar oluşabilir. İttifaklar olur. Küçük kalırsınız. %50'yi geçmek çok kolay değildir. Yargıda durdururlar. Yürütmede şu olur bu olur. Ama başkanlık sistemi dünyadaki çeşitli uygulamalarına da bakıldığı zaman... Hocam Trump'ı durdurdu ABD ama. Trump'ı şöyle tabii ki durdurabiliyor fakat... Yani şu anda Trump'a kalsanız tabii. Kendi atadığı hakimlerden seçimin iptal edilmesini istiyordu. Yapamaz. Bunda Çin ömür boyu liderliği çevirdi. Evet, Rusya çevirdi. Rusya'da 2036'ya kadar, 2136'ya kadar... Putin istediği kadar gider. O da, yani yenilenir. Buradaki hocam temel mesele şu. Sistem, bakın en iyi sistem. O bile şu anda yani Capitol Hill'de on binlerce askerle koruyorlar. Ya. Ellerinde silahlarıyla Amerikan ordusu koruyor. Başkanlık sistemlerinin sonlarında eğer iyi bir başkan olmazsa, iyi bir kişilik olmazsa, yasaları istismar eden bir kişiye dönüşürse ki Trump öyle bir figür olarak sonuna getirdi görevini. Sistemin ne kadar çöktüğünü görüyorsunuz. Çünkü Amerika'da silah da çok. Yani sokaklara silahlarıyla dökünecek 70 milyon küsur insan var Trump taraftar ve bunun %1'i düşse 7 milyon insan çıkar sokaklara yani baktığınız zaman. Bu kolay bir şey değil. Bunu tolere edecek bir sistem olması lazım. Yani 7 milyon 700 bin yanlış da hesaplamış olabilirim. 700 bin oluyor galiba. Ama bu gerçekten Trump açısından, Trump'ın Amerikan sistemine yaptığı aslında kötülük, öyle söylemek lazım. Yani 200 küsur yıllık bir tradisyonu yerinde salladı yani. Gerçekten Amerikalılar açısından çok olağanüstü kötü bir ortam. Herkes onlarla konuştuğum zaman, oradaki eşimle dostumla konuştuğum zaman da benzer şeyleri söylüyorlar bana. Sıkıntıların olduğunu söylüyorlar. Hala daha rahatlamış değiller. Bir utanç değiller. Gibi görüyorlar değil mi? Bir utanç gibi görüyorlar ama gerçekten bu Trumpizm denilen şey, çünkü adam lider. Yani ne Biden anti kahraman olarak geldi. Yani Biden'ın kişiliği, liderliği falan oy almadı. Sadece Trump olmadığı için oy alan bir tabii. liderden söz ediyoruz. O da rekor oy aldı, bu da rekor oy aldı. Onun için sistemde, eğer demokratik sistemde fren denge mekanizmaları yoksa, ki Allah'tan Amerikan sisteminde bu var, kısmen durdurabiliyorlar. Fakat nereye gidebileceğini... Muhalefet kutsal şeydi ya. Tabii. Demokratik rejim. Tabii. Yani. Muhalefet kutsal yani. Muhalefet kutsal. Eleştirilebilirlik bu. Hani böyle hep böyle vurgulamaya çalıştığımız bir şey var. Bir insanı hatadan koruyan şey onun iyi niyeti, vatanseverliği, dindarlığı değil. Onun hesap verebilirliği. Şimdi bir sistem eğer hesap verebilirlik üzerine işliyorsa orada hata yapılsa bile hesap vereceğini bildiği için, yargılanabileceğini bildiği için kişi hata yapmayla ilgili iç kontrol mekanizması oluşuyor. Vicdani kontrol mekanizması oluşuyor. Hesap verme duygusu. Bu duyguyu demokrasiyle birleştirmek çok zor. Yani bunu işte başaramadı az daha şey oldu. Yani ben bakıyorum yani Trump'a oy verenler de hep böyle demokrasi karşıtı olduklarından değil. Yani muhafazakarlık o bölgelerden çok oy aldı. Onun sebebi de mesela böyle şeyle ilgili, mesela aileyle ilgili, cinsel kimlikle ilgili görüşlerdeki en büyük ayrılık, seçim tartışmaları oydu şu ana kadar. Hı hı. Son seçimde olmadı. Son seçimde muhafazakarlar şeye odaklanıyorlardı işte. Aileye ona odaklanıyorlardı. Yani cinsel kimlikle ilgili eşcinsel evliliklere karşıtlıklar odaklanıyorlardı. Trump bu oyların desteğini de aldı ve ayrıca kendisi otoriterleşti. Yani diktatörleşti aslında resmen. Yani aslında hocam izin vermedi sistem diktatörleşmesine. Bakın dünyada böyle bir dünyanın en büyük gücü tweet atamaz hale geldi. Yani Trump'a karşı aslında alternatif güç merkezleri çok büyük bir direniş gösterdi. Bu sefer şu sorgulanır hale geldi. Amerikan başkanını Amerikan halkı mı oy verip seçti? Twitter. Hiç kimsenin oy vermediği Twitter CEO'sunu seçti. Bakın bu da başka bir faşizm. Yani totaliter bir başka anlayışa giriyor. Yani, hayatımızla ilgili her şeyi bilen bir sistem bizi yönetebilecek, yönlendirebilecek düzene sahip. Düşünün ki seçimlere girdik diyelim.
Amerika'daki gibi müthiş bir özgürlük ortamı, Twitter'ın, Facebook'un şunu bunun önünü de kesmiyorsunuz. Kimin seçileceğini karar verebilecek ve diğerinin sesini kapatabilecek. Bütün muhaliflerin sesini kapatabilecek. Seçimden önce bir hafta hepsi yasak diye bir karar çıkarsın bu ülke. Hepsi değil, sadece bir tek kişiye izin versin. Bir tek kişiye izin versin. Yani, ve sürekli olarak bu adam yalan söylüyor diye altına şey yapsın. Yani A kişisi diyelim, bilmem ne partisinin başkanı. O da bir çeşit faşizm yani. Ağır bir faşizm. Üstelik yani arkasında bir tane oy yok. Sadece bir şirketin arkasında, orada para şey yapan, reklamlarla kendini götüren bir şirketin sahibi ve yönetimi karar veriyor. Amerika'nın başkanı şu olmalı. Hayırlı karar vermiş olabilir. Belki de hayırsız karar vermiştir, bilemiyoruz. Ama aynısını mesela Uganda'da yapmaya kalkıştılar. Aynısını yapacak, bütün dünyada yapacaklar. Uganda külliyen kapattı sosyal medyayı. Yani bu şunu gösteriyor. Dünya üzerindeki seçimlere ben artık müdahale edeceğim. Sadece politik seçimle yani değil. Askerin üzerinde oynayarak müdahale ediyordu. Şimdi başka, dijital dünya üzerinde mi oynayarak müdahale ediyor? Şunu da yapabiliriz. Peynir yemeyin. Mesela dijital, peynir yenmesini karşı. Dijital diktatörlüğe gidiyoruz diyor. Biz son özgür nesiliz diyor. Gittiğimiz oldukça ortada yani. Birçok bakımdan şey var. Yani işte o da onun hocamın laf, hocaya laf bırakmadık burada. Çok uzun konuştum ama konu şeye gelince, evet, benim alanlara gelince böyle oluyor. Bırakacağım. Evet. Olayı beyne bağlarız. Biraz bağlayın olarak hocam siz beyne. Hocam, neden böyle oluyoruz biz? İlk bölümünde bir şey yaparsanız siz. Şöyle yani demokrasi konusunda tabii konuşmak çok geniş bir alan. Yani hangi tarafından bahsedeceksin? Yani otoriter insanlar mesela bazı insanlar şeydir. Vurdu mu oturtur böyle. Şu açıdan diyorum yani her 200 ülkenin hepsinin demokrasi tarifi ayrı. Ama bildiğimiz bir şey var, nedir? Bireylerin seçimle, değil mi, kendi temsilcilerini seçmesi, onları eylem sırasında kontrol etmesi, sonra da beğenmezse seçimle geri alması. Bu üç aşamanın hepsine arıza olabilir. Tabii. Dolayısıyla bakıldığı zaman ideal demokrasi diye bir şey insan doğasına uygun mudur diye ben soruyorum. Evet. Onu da beyine bağlamak istiyorum. Yani beyin açısından bakıldığı zaman sonuçta bu demokrasi kavramını ya da bunun kurallarını oluşturan insanın beyni, düşüncesi ya da işte yürüttüğü mantık sistemi. Beynin kendi içisine bakıldığı zaman insanın biyolojisine, beyin bedenin en antidemokratik organıdır. Beyin neden? Be. Şimdi bu mesela beden 70 kilo bir insan, beyin %2'sini oluşturur, 1350 gram. Fakat bedenin %20 oksijen ve şekerin hepsini beyin alır. Yönetim merkezi olduğu için. Böyle acayip metaforik bir Amerika'da şey var. Amerika da öyle şu an. Dünya kaynaklarının %25'ini kullanıyormuş. Dünyanın şu anki nüfusu, beyni galiba o zaman. %5 nüfusu var, %25'ini kullanıyormuş. İşte beyin ama her şeyi yönetiyor, kontrol ediyor, hareket veriyor, bilgileri topluyor, onlardan çıkarım yapıyor, bedeni yaşatıyor bir şekilde. Hatta beyin ölümü olduğu zaman bütün organlar 7-10 gün içinde mutlaka ölüyor. Yani diğer organ yetmezliğine giriyor. Kalp çalışsa da mı? Tabii. Yani beyin ölümü gerçekleştiği zaman muhtemel yaşam süresi, yani yaşam demeyelim, zaten hukuksal ve tıbbi ölüm demektir. Diğer organların da iflası 7-10 gün sürüyor. Çünkü otonom sinir sistemi de beyin sapından devreden çıktığı için kan basıncı, işte diğer organlar da yetmezliğe giriyor. 7-10 gün sonra bitiyor. Bitiyor diyor. 15-20 sene o şeyde. Bunlar bitkisel yaşam ya da minimal bilinçlilik hali. Onlarda beyin ölümü olmuyor. Yok, beyin ölümü değil. Şu beyni metaforik olarak demokrasiyle şöyle ilişkilendiriyorum bir de diğer bir yanıyla. Beyin içerisinde hareketleri başlatan uyarıcı kimyasallar var. Bir de hareketleri engelleyenler var. Yani diyelim ki bir uyarıcı madde var. Bu bizim hareketlerimizi, eylemlerimizi belirler. Glutamat diye bir kimyasal madde. Fakat bu çok yoğun çalıştığı zaman sinir hücrelerine zarar verir. Onların ölümüne neden olur. Aşırı uyarma, aşırı eylemden dolayı. Ve beyin öyle bir otokontrol sistemi geliştirmiş ki biyolojik olarak belli bir eşik değeri geçince kendisini geri beslemeyle, aynı işte bir demokratik toplumda sivil toplum örgütlerinin ya da feedbackler olur ya geriye doğru, çok ileri gittin, çok otokrasiye gidiyorsun gibi bir geriye doğru besleme başka bir kimyasala hemen dönüşür. Neye dönüşür? GABA dediğimiz sakinleştiren ve beynin uyarımını azaltan bir şey. Şimdi normalde bu kimyasal dediğimiz mesela glutamat, uyarıcı, hareket veren çok artarsa SARA krizleri olur. Fakat sistem öyle mükemmel oluşmuş ki belli bir eşiği geçince otomatik onu baskılayan başka bir kimyasala dönüyor. Yani demokrasinin otokontrolü gibi. Sinir sisteminde bu var. Evet. İşte fren denge mekanizması diyoruz. İşte aynı var. Normal krizsiz bir ama burada işte şey yaratıyor. İnsanın bireysel hayatında
ve sosyal hayatta bu liderlere bırakılmış. Değil mi? Yani liderler, yani insandaki, onun için hani şu andaki liderlik, insandaki liderlik nöro liderlik. Aslında bir insan, kendi kendine lider olmayan bir insan toplumun lideri olmaz. İsterseniz ikinci bölümde biz liderlik, demokrat ve otokrat liderlikle ilgili sosyal medyada paylaştığım bir anket var. Onun üzerinden gidelim ve orada gerçekten güzel bir benzetme yaptı Sultan Hocam. Yani insan beyninin yönetimiyle bir ülkenin yönetimi, örgütsel yapının yönetimi çok birbirine benziyor. Yani orada da hep aşırılıklar var. Hatta benim hatırıma şey getirdi. ABD'de yapılmış bir şey var. Domates firmasının üzerinde yapılmış bir çalışma var. O çalışmada bir sistem kuralım ki biz artık yöneticiye lüzum kalmasın. No boss sistem demişler. Hmm. Patronsuz sistem demişler. Firmaya öyle bir sistem kurmuşlar. Yani oradaki kurdukları sistemde sisteme eğer kendi kendine işlerse hiç yöneticiye hiç ilaç ihtiyaç kalmıyor. Sonra sistemi çalıştırıyorlar. Yani herkesin görev tanımını yapıyorlar. Herkes sadece o işi yapacak diye görev tanımı yapıyorlar. Herkes o işi yapıyor. Bir müddet sonra bakıyor sistem işlememeye başlıyor. Ve onun üzerine neden aksadı sistem diye bir bakıyorlar ki left behind sendromu diye. Yani geri bırakma tablosu ortaya çıkıyor. Bazıları görev tanımıyla ilgili bazı şeyleri bırakıyor, yapmıyor. Yapmayınca bir sonraki de yapmıyor. Bir sonraki de yapmıyor. Ondan sonra görevini tam yapanlar o yapmıyor, ben de yapmam diyor. Onlar da bırakmaya başlıyor. Ve bunun üzerine sistem kısa sürede çöküyor. Onun üzerine insanda demek ki çok kolayca böyle yani kendisinden beklenmedikçe insanoğlu bir sisteme, kurallara uyma konusunda kendiliğine ihtiyaç hissetmiyor. Genetik olarak öyle kodlanmamışız. Özgür irade diye bir şey var. İnsan hemen kolayına, hoşuna gidene kaçıveriyor. Zahmetli işe girmiyor. Öteliyor. Öteleyince başlıyorsunuz. Bütün şeyde bozulunca bir yine bir adaletle ilgili bir çalışma var. Böyle ilkokul, pardon anaokulu çocuklarına, 5 yaşındaki çocuklara sınıfa her çocuğa 4'er tane çikolata götürüyorlar. Bütün sınıfa 50 kişilik öğrenci grubuna götürüyorlar. Dağıtıyorlar, gözlemliyorlar ders boyunca ne yaptılar diye. Çikolataları yiyorlar, oynamaya devam ediyorlar. Bir sorun olmadan bitiyor. Ama daha sonra aynı gruba bazılarına bir çikolata, bazılarına hiç vermiyor. Bazılarına 7 çikolata veriyorlar. Gözlemliyorlar, bakıyorlar, kavga çıkmış orada. Herkes birbirine girmiş. Herkes birbirine girmiş. Çocuk anaokulu çocuklarında. Ya anaokulu çocuklarında bu böyle olduğuna göre burada bununla ilgili bir genetik karşılığı olmalı tarzında araştırmalar başlanmış. Şu ana kadar bununla ilgili bir genetik kod bulunmuş değil. Şu gen, bu gen diye ama bu şu anda çok yani ana çocuk daha kültürü öğrenmeden, soyut bir kavramı, adalet kavramını öğrenmeden bu onu istediğine göre biz bunu zaten ben adli psikiyatri servislerinde rastlardım. Adam öldürmüş, bize gözlem için geliyor, yatıyor orada 3 hafta, 6 hafta yatıyor. Yani orada suçuyla ilgili hiç itiraz etmiyor. İşte neyse uyuyor kurala. Ama yatağını haksız yere değiştirirsen kavga çıkıyor dedi koğuşta. Ya bu nasıl insanda bir haksızlığa karşı enteresan bir şey var. Yani orada suçunu kabul ettiği için ona itiraz etmiyor. Ama öbür daha küçük bir şeyden kavga çıkar. Yani koğuşlarda vardır ya şeylerde. Her koğuşun bir, onun için cezaevleri koğuş şeylerine çok liderlerine göz yumarlar. Başka türlü huzur sağlanmaz orada. Ben burada darbeyle ilgili kitabımda taslak olarak olan dirayetli olmayla ilgili bir ölçek vardı. O ölçekte mesela bazı maddeler var. Demokrat liderlik. Sosyal medyadaki hesapta da takip edilebilir. Burada bir tanesi şu. Demokrat lider danışarak hareket eder ve yumuşak güç kullanır. İkna gücünü. Otokrat lider sert güç kullanımını sever. Danışmanlara değil kendisini övenleri tercih eder. Diye bir madde. Burada işte birden 7'ye kadar derecelendirme içerisinde siz kendinizle ilgili bundan hangisini hangi lidere yakın hissediyorsanız puan olarak onu işaretlemeniz burada önemli. Diyelim başka bir madde. Demokrat lider kararlıdır, ısrarcıdır, inandığının arkasında durur. Yanlışı varsa hatasından döner.
Ama otokrat lider otoriterdir, inatçıdır, geri adım atmaz. Hatalı olsa da sonuna kadar gider. Bu otokrat liderlerde. Bir diğer özellik, demokrat lider açıktır, ikna etmeye çalışır. İkna olmazsa sadece tavır koyar. Zorba değildir. Ama otokrat lider gizli gündemi vardır. İkna edemezse baskı uygular, acımaz. Burada kendinizi demokrat lidere yakın hissediyorsanız ona göre otokrat lidere yakın hissediyorsanız ona göre işaretlemeniz önemli burada. Demokrat lider ölçe olduğu için bu en bu yüksek puanı. Bu bir bilimsel araştırma. Tabii. Yani onun için onu da önden söyleyeyim. Bu bir bilimsel araştırma için. Bilimsel araştırma. Yani kitapta yayınlanmış. Şu anda bir şeyle ilgili geçerlilik güvenlik çalışması tamamlanmadı daha. Yani sosyal medyada o gün paylaşılacak. Paylaşacağız. Aslında bunu biz geçerlilik güvenlik çalışmasındaki oradaki verileri de kullanacağız. Yani sadece kendi meraklarını gitmek değil de bilime de katkı yapmış olacak burada izleyenlerimiz. Onun için kullanabilirler. İdeal demokrasinin temel ilkeleri gibi olmuş. Yani burada hocam şey önemli. Yani mesela bir orkestra şefini düşünün. Dünyanın en iyi orkestrası yani işte en iyi müzisyenleri, bir büyük bir senfoni orkestrası, en iyi keman çalanı, en iyi flüt çalanı, en iyi gitar çalanı falan hepsi bir arada. Bunların hepsi en iyi performanslarını sergilesin. Eğer bir maestro, bir orkestra şefi yoksa bir kakafoniye dönüşür ortalık. Yani gerçekten orada orkestra şefinin rolü çok önemlidir. Lider bunu yapar. Ve üstelik adaletten bahsettiniz demin, sizin söylediğiniz. Mesela o orkestralarda arkada bir adam duruyor yani genellikle. Müziğin belli bir yerinde dan diye bir şey vuruyor. Yani iki kere ya da üç kere aslında oraya vurur ve önde sabahtan akşama keman çalanı aynı ücreti alır. Yani onun aylık maaşında da farklılık yoktur. Çünkü onun o müziğe katkısı, oradaki varlığı onu yapmak zorundadır. Belki daha az emekli gibi görünse bile o bütünlüğü sağlaması için şarttır. Yani orada insanın neye ne kadar emek verdiğini, nerede, o iş bölümünde hangi şeyin ucundan tuttuğu önemli değildir. O bütünlüğü sağlayabilmek çok önemlidir. Genel olarak otokrat liderler, adına lider diyoruz ama onlar efendidir. Master yani kendini... Köle-efendi ilişkisi. Tabii o lider değil. Çünkü lider arkasından gelenlerle birlikte öne doğru gider ve arkasındakiler onu izlerler. Efendinin derdi arkasındakileri zapturapta tutmaktır. Arkaya değil, yüzü hep onlara dönüktür. Efendinin derdi arkasından bir takım birilerini sürükleyip, koca bir toplumu sürükleyip bir yere doğru götürmek değildir. Tam tersine o hep geriye, topluluğa bakar ve topluluğu yönetmeye çalışır. Onun derdi odur. Lider daha karizmatiktir. Lider yani üstünde baskı uygulanmadan da yani o yürüyüşü sağlayabilecek birisidir. Onun için şimdi demokrasi liderlere ihtiyaç duyar. Otokrasi de efendiler yaratır. Yani bunlar birbirinden farklı kavramlar. Hocam aslında. Tarihte de mesela Orta Asya'da hakanlar lidermiş. Daha sonra Osmanlı'da sultanlar lidermiş. Yani tebaayı kul olarak gören bir sistem. İşte lider denilebilir mi? Ondan onlar emin işte değilim. Yani her yönetici lider değildir. Tabii. Bir kere bunu birbirinden ayıralım. Ama sonuçta toplumun önünde onu yönetme yönetici diyelim. Soru. Yönetici yani. Lider yani başka liderlik, bir şey tabii liderlik burada doğru şekilde, doğru liderlik ayrı, yanlış liderlik ayrı ama sonuçta yaptıkları şey bir liderlik yapmaya. Çünkü hepimiz kendi kendimizi yönetmemiz bir liderlik. Şu beyin bilgisinden anladıktan sonra bir ailede anne babanın çocuklarını, aileyi yönetmesi, onların eş başkanlık sistemiyle yönetmesi bir de o da bir liderliktir. Bir iş yerindeki yönetici mesela örgütsel adaleti sağlayabiliyor mu? Örgütsel adalet varsa bir yönetici orada huzur oluyor, barış oluyor, güven oluyor. Ve öyle olduğu zaman da insanlar oraya gelirken severek geliyorlar. Ama insanın oraya severek gelmesi için orada iyi hissetmesi lazım kendini bütün gün boyunca. Tabii. Onun için de sen korkutarak insanları orada tutuyorsan, sadece maaşla tutuyorsan, mesela kurumsal bağlılık çalışmaları var. Bir insan kuruma nasıl bağlı olur diye yapılan çalışmalarda, Covey'in yaptığı bir çalışma var, 54 bin kişi üzerinde yapmış. Birinci sırada liderinizde hangi özellik görmek istersiniz deyince güvenilirlik çıkmış birinci sırada. Yani o şeyin liderlik çemberinin hubunda ya o çekirdek kısmında şey var, güven var liderlikte. Güvenin olması için de haksızlığa uğramayacağı ile ilgili duyguyla insanların gelmesi lazım. Bu da ne asıl? Benim liderim yanlış yapmaz, yapsa da bile telafi eder tarzında bir şey var. Örgütsel adalete önem verildiğini gösteriyor. Bak birinci sırada şey geliyor. Yani
bir kimsenin örgütse bağlılıkta sorulduğu zaman üç şey soruluyor. Kurumu sevip sevmediği, ikinci sırada geleceğini güvende hissedip hissetmediği, üçüncü sırada geliyor. En çok önem verdiği şey kurumunu sevmek çıkıyor. Üçüncü sırada aldığı ücret geliyor. Kurumu sevmek, ikinci sırada geleceğini güvende hissetmek, üçüncü sırada aldığı ücret. Peki kurumu sevmesi ve geleceğini güvende hissetmesi için nasıl bir lider olmalı? Bunu biz aslında, bu lider işte demokratik liderlik. Ben demokrasi şeyi diye görüyorum. Yani insanlığın en önemli sosyal keşiflerinden birisidir. Hani şey söylemiş ya, Churchill'e isnat edilir. İdeal demokrasi nedir demişler. Ben şu andaki demokrasi ideal sistemdir demişler. İkinci olan demokrasidir demiş. Birinciyi bilmiyorum demiş. Ama yani, işte o da adalet odaklı demokrasi diyorum ben. Birinci. İşte demokrasi ideal olabilir. Diğer yönetim sistemleri açısından evet en kabul edilebilir olan, ama ütopik ve demokrasinin gerçek tanımına olan bir demokrasi olan bir şey ve yaşatılabilir bir şey mi? Mesela orada düğümleniyor. Kendi içinde paradoksu var. Mesela çoğunluğun yönetimi, değil mi? Çoğunluğun. %51, %48 azınlık diyelim. Evet. Onlara bütün diğerleri gibi bütün hakları vermek gerekiyor. Ama hiçbir zaman böyle olmuyor. Dünyanın her yerinde böyle. Hocam demokrasi kültür olursa işliyor ya. İşte demokratsız demokrasi olmaz hocam. Demokrat adam yani toplumun %50'den fazlası en azından demokrasi bir kültür olarak içselleştirmesi lazım. Tabii o da zaman ve süreç gerektiren bir şey. Onun için Amerika'da demokrasiyi Suriye'ye getiremiyor yani. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben Amerika'da bir demokrasi olduğuna inanmıyorum. Yani daha yeni ırk ayrımı bilmem ne problemleri var. İşte ama sonuçta yani bir çözüm üretti. Toplum üretti çözüm ya. Yani bir demokrasilerde diyelim bir diğerde tıkanma olursa senede 2-3 defa seçim olsun. Olmadı bir daha. Er geç toplumu belli bir şeyde mutabık oluyor. Ama işte orada hocam şöyle handikaplar var. Şimdi demin anlattı ya hocam. Yani şimdi diyelim ki bir seçili hükümet var. Medya iletişim araçları, Twitter, diğer konular elinde. Bunun kimin ne oy kullanacağı ya da hangi şekilde gelecekte oy verebileceği konusunda bir sürü kişiler üzerinde değişik şekillerde etkiler oluşturuyor. Genelde hukukta olan yanlış şudur. Yani 18 yaşını doldurmuş, akıl sağlığı yerinde olan herkes değil mi sorumludur hukuk karşısında suçlarından dolayı. Tabii. Aynı şekilde oy da kullanabiliyor. Ama toplumdaki herkes bu kadar yoğun propaganda, medya iletişim araçları ya da diğer yönlerle bir etkileşime maruz kaldığı zaman aynı kritik akılla bütün her şeyi süzgeçten geçirip eşit şekilde özgür iradesiyle karar verebiliyor mu bir sonraki seçimde? Mesele burada da duyumlanıyor. Özgür irade diye bir şey var mı? Oradan başlayabiliriz konuşmaya. Hayır, kişi bunu hissediyor. Ben diyor oy kullanmaya gidiyorum. Ama tamam, ne kadar özgür irade, ne kadar bilgi. Öyle ama ne kadar bir bilginin içerisinde hocam, geliyor. Yani insan demokrasinin çıkışı fark etmezse. Bizim istatistikte öğrendiğimiz temel bilgi var. Sayılar, mesela bir 20 tane top varsa bir kasada, 10 tanesi siyah, beyaz, 10 tanesi kırmızı. Hiç gözünü yaparak çıkarsan 7'de 3 falan gibi çıkarsın. O sayı büyüdüğü zaman 100 bin olduğu zaman o toplardan alınma %50'ye çok yakın geliyor. Rastgele almalar. Ama hocam o cansız toplar. Cansız topları biz seçerken bile bak bunun doğada böyle bir gizli yasa olduğu söyleniyor. Onun için hani kadın erkek nüfusu eşit çıkıyor hep. Ama dünyada. Hocam şöyle, o bizim gibi düşünce, duygu ve davranışları dışsal, sadece fiziksel değişkenlerle etkilenen canlılar için olasılık süreçlerinde maruz kalınca oluyor. Biz bir herhangi bir duygusal ya da bilgisayar iletişime değişince karar vermemizi farklılaştırıyoruz. Ama işte sayı çoğalınca hata azalıyor. Yani örnekler yani büyüklüğü çok olunca. Mesela ya 50 kişi 100 kişi de hata oluyor otomatik. Yani o kadar insanlar özgür iradeyle yapıyorum dese yapmasa bile çoğunluğun bir konuda müttefik olması çok zayıf bir ihtimal. Doğru ama işte ona İhtimal azalıyor ama var gene de var. Gerekirdi değil mi? Gene de yani, var. Yani makul akıl gelen ve ortak aklın o zaman olumsuz bir seçimde bulunmaması gerekir. En vahşi diktatörler esas dayandıkları taban halktır. Yani çoğunluğa dayanan diktatörlüklerden ama daha işte tehlikeli şey yoktur. Ama işte geçmişte bunun dersini Avrupa almış. Hitler örneğinden sonra demokrasiyi sadece İngiltere'nin hani savunduğu o şeyden demokrasiyle ilgili. Yani aslında bu eski Yunan'da da var. Spartalılar var. Bir de Atinalılar var.
Spartalılar otokrat, Atinalılar demokrat o zaman. İngilizler Atinalıları örnek alıyorlar. Diğer şeyler Spartalılar örnek alıyorlar. İkisi, yani birisi mesela Spartalılarda şöyle bir köpekle bir insanın farkı yoktur. Savaşçı bir köpek bir insandan daha kıymetlidir diyor şeyde. Bunu Machiavelli de yazıyor bunu. Adaletli bir toplum. Yani işlevine göre değerlendir. Bu şeyde yani savaşçı orada. Bir toplumda diyor. Biz Sparta'da savaşçı odaklılar. Savaş tanrısına 10 yaşındaki çocuklar kurban edenler bunlar. Yani böyle bir durumda yani orada yetiştirilmiş bir eğitimli bir köpeğe rastgele bir insandan daha önemli görebiliyorlar. Ama öbürleri ona karşı, onlar meclis kurmuşlar mesela Atina. Bir senato gibi bir şeyler yapmış ama onlar. Ama orada da çok sınırlı hocam. Ondan onlar sonra o da tabii hemen bakın, yozlaşmış. Aristo da kızıyor ona. Diyor ki ayakların başların ayak olduğu sistemdir demokrasi diyor. Hocam bir şey ama söyle. Demokrasi şimdi en savunmaz olur diyor. Demokrasi gene en iyi yönetim biçimidir de. Yani ama uygulaması... Aristo politeyi diyor iyisine yani. Bu demokrasinin yani elitist bir demokrasi hoşlanmamış olur. Platon da ama Sokrates öyle demiyor bak. Sokrates'i bozuyor Aristo. Sokrates iş çıktığı zaman her şeyin erdem odaklı diyor. Erdem başka, yani, demokrasi Eflatun başka. Eflatun biraz toparlamaya çalışıyor ama Aristo 3. nesil Sokrates'i yine değiştiriyor. De, bence yani, Sokrates daha doğruyu bulmuş orada. Şimdi yine de gene yani içinde yaşıyoruz çünkü. Bir dünyada yaşıyoruz, bir ülkede, bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani sonuçta demokrasinin tanımından çok herkesin istediği nedir? Eşitlik, özgürlük, adalet, liyakat. Tabii. Bunlar sağlandığı zaman ve bununla ilgili... Ne derler? Sosyal sivil toplum örgütleri bu mekanizmalarla hükümeti kontrol ettiği ölçüde gene bir demokrasi az çok yaşanır. Yani en azından diğer otokratik yönetim biçimlerine göre daha kabul edilebilir bir şey. Ama insanın doğasına bakıldığı zaman hocam bu evrimde değişik mekanizmalar var. Bunlardan bir tanesi mesela doğal seçilim, diğeri cinsel seksüel seçilim, öbürü de akraba seçilimi. Evrimin en önemli üçüncü basamağıdır. Yani biz hepimiz insan olarak akrabaları, kan bağımız olanları kayırırız. Bu da siyasete nepotizm olarak yansır. Bu insanın vazgeçebileceği bir şey değildir. Yani akraba kayırma. O feodal toplumlarda var o. Feodal toplumlarda bir sosyolojik çadırdır akraba ilişkileri. Şu an dünyadaki birçok ülkedeki liderler hocam akrabalarını... Ama onlar feodal kalmışlar belki. İşte onu demek istiyorum. Tabii. Yani insanın doğasında bu var. Bunun önüne geçmek için büyük ben bir bilinç. Ben bunu bilmiyordum. Mesela akrabalığın doğada var olan akraba seçilimi. Akraba seçilimi bitkilerde var, böceklerde var, hayvanlarda var. Fakat insanlarda da var. Kendi kanından olanı, sonra kendi hısmın olanı öncelikli seçersin ve yaşamda kalmasını sağlarsın. Çünkü o senin geninin büyük bir oranını içeriyor. Onun yaşamda kalması için kendini feda edersin. Bu altruizm dedikleri gerekirse kendini yok ederek soyunu koruma. Koruma. Bunun yansıması siyaset değişik şekillerde oluyor. Çünkü doğada bu sınırlı. Sadece yaşamda kalmak için. Fakat insanda bu siyasette işte nepotizm olarak nedir? İşte aynı dinden olma, aynı cemaatten olma, aynı ideolojiyi paylaşma, aynı partide olma ne oluyor? Akrabayı kayırmacılığa neden oluyor. Yamacına getirdi. Bunun doğasının aklıma şey getirdi. Önüne geçmek çok zor. Doğru. Bu şeyde biz böyle çift terapilerinde bir aileye şey yaptık. Böyle iletişim sorunu vardı ailede. Aile içi oturum ödev verdik. Aile içi oturum. İşte haftanın belli bir günü seçin. Bütün aile üyeleri otursun. Sorunlar o zamana kadar kimseye konuşmasın. Yazsınlar. O gün konuşun. Başkan ama yazman kim hocam? Baştan kodum Karadenizli bir aileydi bu. Biliyor musun? Ne yaptı? Şey yapmış. Böyle bütün aileye oturmuş. Çocuklar falan. Herkes orada eşit yatay ilişki olacak orada. Olması gerekir. Adam ne yapmış biliyor musun? Silahı çıkarmış masaya koymuş hadi konuşalım demiş. Yani 150 şaka olsa 150. Yani bu şeyde gerçekten şey kültür meselesi. Yani ailede de demokrat olabilmek önemli. Burada demokraside ne vardır? Bak tek seslilik yoktur orada. Çok seslilik vardır. Ailede olsun derken şimdi düşünelim. İkincisi de aile şeyde ne vardır? Demokratik işleyişte. Yani demokrati sadece bir yöntem değil, aynı zamanda değerdir. Evet. Ne vardır? Yani ikincisi, özgürlükçülük vardır. Kendi fikrini zorla kabul ettirmemek. Eleştirilebilirlik. Eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılık. Biz bunu üniversitenin kuruluşunda bizim mottomuz yaptık. Yani Lossoy'da var. Mesela özgürlükçülük yaptık. Çünkü özgürlükçülük ne vardır? Bir anne, bir baba çocuğuna illa şunu giy demez. Bu evde herkes bıyık taksın, bıraksın demez erkek çocuklarına. Böyle. Yani orada şey vardır böyle. Yani
kişiye özgür alan bırakır, majör hata yapmadıkça. İkincisi, üçüncüsü de çoğulculuk vardır. Totaliter değildir. Yani özgürlükçü olmayan karşıtı otoriterdir, kendini fikrini zorla kabul ettirir. Çoğulcu olan da şey yapar. Yani çoğulculuk değil de çokluluğa önem verir. Yani farklı fikirlere hayat hakkı tanır. Dördüncü de katılımcılık. Mesela bir seyahate giderken otoriter baba ne yapar? Otokrat baba, bilet aldım hadi gidiyoruz der. Ama orada sorun çıkarsa baba sorumlu olur. Halbuki yani bu nereye gidelim bu yazın deyip oturup konuştuk, herkes fikrini söyler, beraber karar verilirse sorun çıktığı zaman sorumluluk da paylaşılır, yük de paylaşılır ve fırsatlar da paylaşılır. Onun için bunu biz kendi hayatımızda hayata geçirirsek emin ol bu çağın zamanın ruhudur bu. Eğer bunu yakalamayan bir kimse var ya muhakkak hata yapıyor. Zamanın ruhunu kaçırmış oluyor. Bak Sultan Abdülhamit büyük bir liderdi. Müthiş, 30 senede müthiş işler yaptı. Fakat bu liderlik tarzı onun biraz otokrat liderliğe daha yatkındı. O özelliği nedeniyle meşrutiyete geçmek zorunda kaldı. Çok çok ciddi bir yetiştirdiği nesil istiyordu bunu. Yetiştirdiği nesil istiyordu. Geçmek zorunda kaldı. Fakat daha sonra da Osmanlı derin devleti İngilizlerin de etkisiyle, İngilizler çünkü şey istemiyormuş meşrutiyeti. Çünkü şey var. Meclis olacak. Meclis olsa yönetemez. Mısır'da ve şeyde meclis aynı şekilde. Hindistan'da meclis kurursa yönetemem. Kötü örnek olur diye İngiliz Kemal diye bilinen o lider oluyor. Baş sadrazam yapıyor onu Abdülhamit. Ve Osmanlı derin devlete rahat durmuyor. Meşrutiyete hayır diyenlere meşrutiyet demiyorlar. Şeriat hayır diye çıkıyorlar. Aslında meşrutiyete hayır. Ve o zaman İttihat Terakki zaten meşrutiyet varken İttihat Terakki tam daha ele geçirmemiş. 3-4 sene sonra İttihat Terakki yönetimi ele geçiriyor. O Bağbali baskınlarıyla filan. Uzun derin konu hocam bunlar. Yani neyse sizin aranıza girdik ama yani orada ben işin psikolojik boyutuna giriyorum. Yani oradaki liderliğin otoriter liderlik olması nedeniyle yani Osmanlı'nın meşrutiyete yumuşak geçiş yapıp 31 Mart olmadan, otorite zayıflamadan Cumhuriyet'e doğru gidiş sağlanabilirdi. Belki Cumhuriyet değil, meşrutiyet olurdu sistemin adı ama daha halkın kabullendiği bir sistem olurdu. Evet. Ama ne kadar benziyor? Yani ailede özgürlük, eşitlik, adalet, eleştirilebilirlik, aynısını devlete de katılımcılık, aynısını devlete de yansıyor. Mikro kozmos, öbürü makro kozmos gibi. Yani çok birbirine benziyor. Bir de bu şey çok karışıyor. Bununla bitirelim isterseniz. Liberalizmle demokrasi karıştırıyor. Liberalizm sadece özgürlükçülük. Yani bir liberal anne babalık aslında bizim önermediğimiz bir şey. Liberal anne babalık her şeye izin veren anne baba tarzı. Gevşek disiplin vardır. Orada huzur olmaz. Peki otoriter anne babalık nedir? Aşırı sevgi, aşırı disiplin vardır. Çocuklarda özgüven olmaz. Özgüven de zaten demokraside önemli. Tabii, hocam toplumda liderlerin. Ama demokrat liderde kişi çocuk aileye kendini hem ait hisseder hem özgür hisseder. Yani bizde de vatandaşlıkta da öyle. Yani hem Türkiye ait hissetsin kendini hem de özgür alanı olsun. Bu dengeyi bulmak kolay değil. Programımızı böyle bir yorumla bitirmiş olalım. Teşekkür ederiz. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.